sağlık çiçeklersiniz. Size teşekkürler. Güzel bir açılış. Neler söyleyeceksiniz? Burçin zaten benim çok eski arkadaş dostum. Ailesinde sayılır aslında. İlk başladığım çalışmaya televizyonda yaptığım projelerde beraber zaten o yola başladık. Hem de makyöz olarak hem de arkadaş dost olarak çok güzel bir ilişkimiz var. Kaç sene söylemeyeyim, 20 sene oldu olabilir. Yok 20 sene olmadı ama 15 sene var. Peki müzik kariyerinizden birazcık bahsedelim. Çok konuşuluyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Yani zaten konuştuk, çok da anlattım zaten. Ben müziği çok sevdiğim için ve hakikaten müziğinde 3 yaşında itibaren de içindeydim. Türkiye'de bunu çok fazla göstermedim. Sırbistan'da biliyorlar. Sırbistan'da ne kadar şey şarkının sevdiğini söyleme de sevdiğimi söyledim de zaten gittiğim zaman da yapıyorum. Ama Türkiye'de burada böyle bir şok yarattık. Evet. Bir anda herkes şaşırdı ama yavaş yavaş alışıyor insanlar. Beklemiyordum bu kadar şey tepki ama güzel oldu. Çünkü severek yaptım, isteyerek yaptım. Bu benim zaten çocukken bir aşk aslında ve biliyorsunuz piyano çalıyorum, beste yapıyorum. Yakında güzel bir beste, kendi besteyle sizi şaşırtırabilirim tekrar. Demoralize oldunuz mu? Yani hiç moraliniz bozulmadı mı? Neden? Eleştirilerden. Yok canım, olur mu? Ben moda zaten yaptığım zaman da ilk Türkiye'de geldiğimde Türkçe konuşmuyor, jurim olacak, nasıl olacak bu işi? Böyle bir konuşmalar oldu. Sonra artık yani modadan yani şey her konusunda benimle zaten şeyde yapılıyor. Ondan dolayı hiç yani şeyde böyle bir şey yok. Her başlangıç zor. Peki geçin. Konser teklifte geliyor mu çok? Geliyor ama her şey almıyor. Her şey, her yerde olmak istemiyorum. Sonuçta ben de böyle bir bar şarkıcı da değilim ve yani böyle bir sahnede sürekli olacağım bir şarkıcı idam da yok. Ve sürekli yani bir yerlere gideceğim de idam da yok. Güzel yerlere gidip, güzel ortamda bana yakışan, bana göre ortalarını kendime... Peki mesela Gökçe Bahadır'da... Şeyde kabul ediyorum. Gökçe Bahadır'da mesela şarkı söyledikten sonra konser teklif gelir geldi. Fiyat çok fazla bulundu aldığı ücret. Herkes sizin... kendi fiyatı olması gerekiyor. Ona göre zaten şey kendine çizgi ve şeyde yapması gerekiyor. Yani herkes kendini yani şey yaptığı işine göre... Yani canlı orkestra mı, dansçılar mı var? Çünkü çok masraf var yani sadece sen şarkıcı olarak gelmiyorsun yani bayağı ekip var yani büyük bir tim çalışıyor. Ondan dolayı yani fiyat da yüksek oluyor bazen. Kaç kişilik efendim? Bizim 8. 8 kişisiniz. Evet. Nasıl bir repertuar var? Neler hazırladınız? Valla çok güzel, hareketli. Hem de İngilizce hem de Türkçe hem de Sırpça. Bildiğiniz şarkılar, bildiğiniz şarkılar. Tabii tabii bildiğiniz şarkılar. Neler onlar? Yani şey Bang Bang mesela İngilizce olarak. Her şey rakas var, şey de var. Mesela Sırpça olarak eski roman şarkı Goran Bregovic, Edirlezi mesela. Onu çok seviyorum. Yani değişik farklı şarkılar ama hepsi heyecanlı. Ters köşe olacak mıyız kum gibi? Kum gibi de zaten. Kum gibi zaten siz miydi? Olmaz zaten kum gibi. Nemrud'un kızı söyledik zaten Beyaz Show'un şey olarak proje içinde. Baya güzel geçti. Hiç beklemedim hakikaten çünkü insanlar şaşırıyor yani benim şu anda Nemrud'un kızı soracağımı hiç kimse beklemiyor. Peki geçtiğimiz hafta da Mithat Can Özer'in doğum günüydü. Siz de oradaydınız. Sezen Aksu dinledi mi sesinizi, beğendi mi sizi? Sezen Aksu'yu zaten ben projeme ilk başladığım zaman da beraber onun stüdyoda zaten gerçekleşti ve bu benim şarkıyım hatasını da zaten duydu. Çok da beğendi. Onay da verdi. Ondan dolayı orada her şey tamam. Bir Sezen Aksu parçası İnşallah. İnşallah. Peki en son İrem Derici'nin kıyafetini yorumladığınızda 3 puan vermiştiniz. O da sizin şarkıya eksi 3 puan verdi. Olabilir. Neler söyleyeceksiniz bunu? Herkes kendine göre şey yapıyor. Ben zaten şey ne diyeyim yani olabilir. Eksik 30 da olabilir. Ama yani bu onun düşünce. Ona kalsın. Gönül işleriniz nasıl gidiyor? Neydi? Gönül sevgili olayı falan. O da iyi, her şey yolunda. Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda çok şükür. Bir şey, evlilik düşünüyor musunuz efendim tekrardan? Ya böyle şimdi düşüncem yok. Şimdi düşünmüyor musunuz? Yok, düşünemiyorum şu anda. O sizi destekliyor mu şarkı sırrınızı falan? Destekliyor, tabii ki destekliyor. Hem de Tarhan hem de Ateş olan benim. Herkes zaten çok heyecanlı bu konuyla. Yani sorun yok yani o konuyla ilgili. Zaten benim sevdiğim şeyde ben güvenmem lazım, inanmam lazım. Yanındaki kişi eğer ben biliyorsa mutluysam mutlu olması gerekiyor. Ve şeyde destek etmesi gerekiyor. O da sizi destekliyor. Tabii ki, tabii ki. Peki siz İrem Derici'yi dinliyor musunuz ya da şarkıları dinliyorum. Dinliyor musunuz? Harika sesi var. Tabii moda ilgili başka bir şey söylüyorum ama kendisi zaten muhteşem bir sanatçı.
Yani başka bir şey diyemem. Repertuar alır mısınız? Şarkıları çok güzel. Alırım. Alırım. Neden almayayım? Ya benim böyle bir şey yok ya. Ay bana bunu şey söyledi. Ben onu 10 kat bir şey yapacağım. Profesyonel kariyer gibi devam etti. Bu hobi olarak mı kalacak? Yoksa bayağı profesyonel kariyer gidecek mi? Ya şimdi ben yani ilk adım attım ve yavaş yavaş yani tepkiler çok güzel aslında. Yani şey de çok güzel, istirek de güzel. Neden devam etmeyeyim ki? Sevdiğim bir şey aynı zamanda. Yani. Herkes böyle ama yani tepkiniz nasıl oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Demet Akalın başladığı zamanda model manken değil miydi? Evet. Şarkıcı linç etmedi mi kadınının yani üzerinde böyle herkese böyle bir şey başlangıç zor her zaman. Ha ben şimdi unuyum, benim biraz daha fazla bir basamak daha yukarıdayım çünkü tanıyan birisiyim ve o yola tanıyan olarak başladım ve linçim biraz her yerde görünüyor. Hoşunuza gitmiş linç edin belki. Ben severim linç edin bana yani hiç yani hiç zaten. Tabii ki zaten Esen Şol'da biliyorsunuz linçi. Güzel geçti yani bayağı. Ama da hak verdim insanlara bayağı. Bazı konularda hak verdim. Yani o da güzel bir şey. Yani kötü reklam, iyi reklamda zaten şey de yok. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Her reklam güzel reklam. Ama siz iyi insan olun. En önemli bu. Herkese iyi şekilde davranmalı.